Merhaba arkadaşlar. ÖABT sınıf öğretmenliği coğrafya denemeleri 8.'si ile devam ediyoruz. Aşağıda verilen düşünürlerden hangisinin coğrafi bilgi mirasına katkısı diğerlerinden daha sonraki bir zamana denk gelmektedir? Özellikle arkadaşlar Platon, Strabon, Herodot gibi bazı önemli bilim adamları ya da düşünürler daha önceki dönemlerde, ilk çağlarda daha çok etkili olurken mesela Eratosthenes coğrafyanın isim babası ilk başlarda katkı sağlıyor. Ama Humboldt'a baktığımızda daha yakın dönemde bizim için bilgi dünyası ya da özellikle baktığımızda coğrafya bilimine katkısı daha yeni olmuş. Ki bu dönemlerde tabii Orta Çağ'da daha çok İslam bilginlerinin katkısı var. Bunun yanında yakın çağda özellikle baktığımızda beşeri coğrafyanın kurucusu gibi durumlar öne çıkıyor. Çünkü coğrafya artık çeşitleniyor, sadece fiziki coğrafyadan oluşmuyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet, ikinci sorumuzda yer şekillerinin oluşumu üzerinde kayaçların fiziksel ve kimyasal özellikleri etkili olmakta. Örneğin kimyasal tortulu kayaçların yaygın olduğu alanlarda erime çukurluklarının genişlemesiyle polye ovaları oluşuyor. Ki kayaç ve yer şekilleri eşleştirmeden hangisi buna örnek gösterilebilir demiş. Kalker dediğimiz özellikle karstik kayaç, sirk dediğimiz buzul. Karstikle buzul dikkate alamayız. Yani bu şekilde oluşan bir durum değil ya da şekil değil. Daha çok buzul aşınması sonucu sirk çukurlukları oluşuyor. Granit tafonni ki granit dediğimiz arkadaşlar özellikle volkanik alanlarda tafonli rüzgar aşınım şekilleri arasında sayılıyor. Tüf ki volkanik, peri bacası da volkanik oluşuma sahip. O yüzden tüfün olduğu yerde, bazaltın olduğu yerde peri bacalar oluşumu söz konusu oluyor. Bazalt traverten ki bazalt volkanik, traverten karstik bir şekil. Mermer, başkalaşım kayacı, sander düzlüğü, buzul bunlar da söz konusu olmaz. O yüzden tüflerin ya da bazaltların olduğu yerlerde daha çok peri bacaları olabilir. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet, yanda A merkezine ait rüzgar frekans gülü verilmiş. En çok kuzeybatı, güneydoğudan rüzgar esmiş. Buna göre kuzeybatı ve güneydoğu daha zayıf noktaları oluşturuyor. Ya da bu kuzeybatı güneydoğu yönünde uzanan bir boğaz ya da bir vadi olabilir. Çünkü o alan zayıf noktamızı oluşturuyor. Mesela A merkezi A şıkkında verilen kısımda olsaydı daha çok kuzey doğu güney batı şeklinde uzun olması gerekirdi. Yine B'de olduğu gibi olsaydı kuzey güney yönünde daha çok esecek çünkü zayıf nokta burası. Bunun yanında özellikle doğu batı kuzey güneyden esebilir A merkezine daha çok. Diğer kısmı D'ye baktığımda doğu ve batı kısımlarından daha çok esebilir. Ama E şıkkına baktığımda birebir özellikle verilen rüzgar gülündeki gibi esiş gösterecek. Çünkü bu kuzey batı güneydoğu yönünde uzanan bir vadiyi gösteriyor. Akarsu da orada geçmiş. O yüzden doğru cevabım E şıkkı oldu. Evet, dördüncü sorumuza geldik. Akarsuların denize döküldükleri yerlerde biriktirme faaliyetleri yapma sonucunda oluşan üçgene benzer ovalara delta ovası adını veriyoruz. Hangisi diyor? Yanlıştır eşleştirmelerden. Bakırçay'ın oluşturduğu deltanın adı arkadaşlar Dikili Deltası, Gediz Deltası ya da Menemen'i oluşturan Gediz Nehri, Kızılırmak Bafra'yı, Yeşilırmak Çarşamba'yı, Göksu Silifke'yi oluşturuyor ama İnegöl zaten tektonik oluşumlu bir ovadır ki Bakırçay özellikle baktığımızda Dikili Deltası'nı oluşturduğu için bu yanlış eşleştirilmiş. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, beşinci sorumuzda koyu renklerle işaretli bazı alanlar var. Nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olur diyor ki burada baktığımızda arkadaşlar 5 taşeli karstik arazi engebeli olması sebebiyle seyrek nüfuslu. 4 menteşe dağlık engebeli. 3 ulaşım yollarına sapak alan Çanakkale. 2 Sinop çevresi dağlık engebeli ulaşım gelişmemiş. Ama Doğu Karadeniz kıyılarında arkadaşlar nüfus yoğunluğu daha fazladır. Çünkü o alanda ekonomik faaliyetler çeşitli ve baktığımızda özellikle kıyı kesimde iklimde uygun bir şekilde dikkate alınır. Kıyıda Rize, işte Trabzon gibi iller daha yoğun nüfusluyken İçerik, Gümüşhane, Bayburt daha seyrek nüfuslu alanlar arasında sayılabilir. Evet, 6. sorumuzda hangisi Türkiye Suriye sınırında yer alan sınır kapılarından biri değildir? Cilve Gözü Hatay, Esenler'e arkadaşlar İran ile sınır kapısı, Öncü Pınar yine Akçakale, Şanlıurfa çevresinde Yayladağı yine Hatay çevresinde bulunuyor. Esendere, Kapıköy, Gürbulak gibi sınır kapıları İran'la aramızda olduğu için Suriye sınırında yer almaz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet, 7. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren sorunlardan biri değildir? Şimdi Türkiye'nin jeopolitiğinde özellikle sınır ya da komşu olduğumuz ülkeler ile yaşadığımız sorunlar bizi doğrudan ilgilendirir.
Ama bunun yanında herhangi bir sınırımızın olmadığı ülkede kültürel, ekonomik, dini ya da baktığımızda ırk olarak neler var? Bağlantılar var. Bu sorunlar bizi dolaylı olarak ilgilendiriyor. Suriye sınırımız olduğu için doğrudan, Kıbrıs doğrudan, Batı Trakya doğrudan, Ege ve Yunanistan'la yaşadığımız Ege'deki adalar, kıta sahanlığı sorunu doğrudan, ama Filistin sorunu dini bağlantımızdan dolayı dolaylı olarak, jeopolitikte dolaylı olarak ilgilendiren sorunlar arasında sayılır. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, bir denemenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki denemede görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.